Binbaşı Rudra, bu kızı neden bu kadar üzüyorsunuz? Ben sadece şaka yapmıştım efendim. Ama sanırım o pek anlamamış. Ah! Binbaşı Rudra Pratap Ranavat şaka da yaparmış. Bugünün tarihini kesin bir yere not alalım bence. Hayatının ilk şakasıysa hiç şaşırmam. Yıl dönümümüze denk geldi demek. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bir şakaydı. Neyse, sanırım biz gitsek iyi olacak. Rudra ile Paro rahat rahat kavga etsinler. Rudra, bol şans. Hadi. Hazırlanmaya çıkmıştım. Neden ayrıldın odadan? Buranın yabancısısın sen. Ya kötü bir şey olsaydı? Kaç kere söyledim. Bir şey konuşurken yüzüme bak. Gözlerime. Bakmayacağım işte. Çünkü sana gerçekten çok kızdım. Doğrulara önem veren sen bana neden yalan söyledin ki? Yalan söylemedim Paro, şaka yaptım. Belki sana göre şakaydı. Ama işin benim yüzümden riske girdi diye nasıl da korktum ben, biliyor musun? Beni bu şekilde cezalandırmayı düşündüysen yazıklar olsun. Ölebilirdim ben. Sen işte o zaman görürdün şakayı. Seninle bir şey konuşmak istemiyorum. Zaten sen beni pek sevmiyorsun. Hatta nefret ediyorsun. O yüzden ben de daha fazla konuşup kızdırmak istemiyorum. Bir köşeye gider otururum ben. İyi, tamam. Benimle savaşacak mısın yoksa eve gelecek misin? Ne? Sarılıp teşekkür mü edeyim, ne yapayım? Turşu mu istiyorsun? Hayır. Ne dikildin peki? Anne, Parvati ile Rudra kısa bir süre önce evlendiler ya. Ben de düşündüm ki onlar Jaipur'dan eve döndükten hemen sonra onlara bir parti versek nasıl olur? Yani kutlama gibi. Maitri. Sen herhalde biriyle bahse girdin. Anneme kendimi 2 dakikada tokatlatırım diye. Bunu nasıl düşünürsün? O ikisine davet verip kutlama yapacağım, öyle mi? Git, mango turşularını hazırla. Beni nasıl kızdıracağını kafa yormayı bırak. Kutlama falan da yapılmayacak. Hadi git. Peki. Delirdin mi sen? Çok ağır bu. Bırak. Paro, bırak. Ver. Sana şaka yaptım dedim. Hala konuşmayacak mısın? İyi. Ben de seninle konuşmaya bayılmadım zaten. Madem konuşmuyorsun, kıyafetlerime de dokunma. Bu senin. İyi. Keyfin bilir. Vermiyorum. Buradan alırsın. Şş.
Şaka yaptığımı söyledim. Hala inatla benimle konuşmuyor. Tamam. Aslında susması işime gelir. Ne yaparsa yapsın umurumda değil. Eğer konuşmamam gerçekten umurunda olmasaydı, beni defalarca konuşturmaya çalışmazdın. Ve umrundaysa da sıradan bir özür seni kurtarmaya asla yetmez. Ne olur biraz gönlümü alsan. Kızdım işte. Kızdıysan kızdın. Ama sakın gönlünü alacağımı ya da senden özür dileyeceğimi sanma. Ben teselli etmekten anlamam. Bugüne kadar kimse için böyle bir şey yapmadım. Tabii, kimseyi teselli etmezsin. Eminim kimseden özür de dilememişsindir. Hep böyle suratını asıp otur. İnatçı ne olacak? Bir şey mi dedin? Su içmek istesek odada bir bardak su bile yok. Sen bırak. Ben kendim alırım. Su istiyor musun? Evet efendim. Evet geldik. Evet efendim. Şaka olduğunu söyledim. Ama bu aptal kız yine de... Evet efendim. Evet gönlünü almaya çalıştım. Evet efendim, söz veriyorum. Gitmeden önce mutlaka barışacağız. Ne? Ne zaman çalıştın? Yukarı bak. Yukarı bak. Neden içtin ki onu? Sana süt getirdim. Onu görmedin mi? Sütü sevmediğimi bilmiyor musun sen? Geçen gün ne kötü oldum. Demek konuştun. Süt seni konuşturdu. Kızma bana. Al bunu. Al. Ne halin varsa gör. Bu kız beni resmen delirtecek. Sadece tek bir kelime. Uzatma şunu. Bitsin artık.
Ben... Oraya bir şey yazdım. Aynaya. Yüzümde yazıyor demedim ben. Aynaya yazdım dedim. Özür dilerim. Okudun mu? İyi. Okuma. Ne halin varsa gör, umurumda değil. Yavaş iç şunu. Yine boğulacaksın. Paro. Ben bir şey söylerken yürüyüp gitme. Dur. Paro. 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 Kaç kere dur dedim değil mi? Bir sürü şey söylüyorsun. Hangisine inanacağımı bilemedim. Ama aynaya ne yazdığımı gördün değil mi? Neymiş? Yabancı dil bilseydin o zaman anlardın. Bilmiyorum. Söyle hadi. Ne yazdın aynaya? Neden söylemeye çekiniyorsun bakalım? Biliyorum aklında ama söyleyemiyorsun. Ben... Oraya özür dilerim yazdım. Yani senden dileğim beni... Affetmen. Bir hata yaptım. Odaya girdiğimizden beri biliyordum. Ne yani, yabancı dil biliyor musun? Gözlerini okuyabiliyorum. Affet o zaman. Çok işim var, gitmeliyim. Beni affetmeni istiyorum. Özür böyle mi dilenir? Nasıl dilenirmiş onu da öğret. Seni affetmem için ne yapabilirsin? Seni affetmem için ne yapabilirsin? Tam olarak... Ne istersen yaparım. Ne olursa yapmaya hazırım. Evet. Söyle, ne yapayım? Bilezik. Bilezik mi? Pembe bilezik istiyorum. Pembe bilezik mi? Bu kadar kolay kurtulmana izin vereceğim, düşün. Çünkü elimde değil. Sonuçta senin karınım. Başını fazla ağrıtmamam gerekir. Pembe bilezik. Anne, ne diyorsun? Tam balayından yeni dönmüş mutlu çift gibiler değil mi? Rudra, ne zaman geldiniz? Peki Parvati nerede? O doğruca içeri gitti. Tamam, sen geç şöyle otur, ben de su getireyim. Sen... Sen zahmet etme, ben alırım. Bu arada ben bir şey duydum. Gündüz sokaklarda bilezik satan biri dolaşıyormuş. Ne? Eğer onu etrafta görürsen lütfen bana hemen haber ver. Bilezikleri Parvati'ye mi alacaksın? İşlerim var. Hoşça kal. Rudra'ya bak. Parvati'ye bilezik alacakmış. Gelin hanım, bu neşemizi neye borçluyuz? Rudra piyango müjdesi mi verdi yoksa? Aa, hayır anne, o Parvati'ye bilezik alacakmış. Satıcı geçerse söyle dedi. Ne güzel bir şey değil mi? Evet, kesinlikle çok güzel bir şey. Ama sen önce mutfağa gidip yemeğe baksan yanacak da. Tamam. Bu arada evet. Şu kutlama için hazırlıklara başlayıver. Zavallılar çok şey geçirdi. Biraz sevinsinler artık.
Umarım sevinçleri uzun sürer. Tamam. Hemen başlıyorum. Aslında bunun için geç bile. Çünkü mutluluklarını ben bitireceğim. Her şeyin üstüne yemin olsun ki... daha kutlamalar bitmeden bu aşk hikayesinin... sonuna tanık olacak herkes. Bana da ver abla. Yardım edeyim, birlikte yapalım. Hadi bakalım. Jaipur seyahatiniz nasıl geçti, anlat bana. O kadar güzel geçti ki. Bütün odayı görmeni isterdim. Her yeri çiçeklerle süslenmiş. Harikaydı. Bir de şekerler vardı. Hem şeker hem çikolata. Komutanın eşinin verdiği davet muhteşemdi. Çok özel kırmızı bir sarı giydim. Tabii Rudra'nın aklını başından almışsındır. Bana ne sordu biliyor musun? Her gün geçen bilezikçi ne zaman gelirmiş? Ya. Sana seyyar bilezik satıcısını mı sordu? Evet. Abla ciddi misin? Ne dedim sana? Pembelerden istiyorum. Tamam da pembenin hangi tonu? Ne demek oluyor bu? Bütün tonlar aynı değil mi? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Biz erkekler için bütün tonlar aynı olabilir ama... kadınların bakışı çok farklıdır. Açık pembe var, koyu pembe var, altın yansımalı pembe var, bir de parıltılı pembe var. Renkler böyle. Şimdi söyleyin, pembenin hangi tonundan istiyorsunuz? Anne, Rudra dışarıda bilezik alıyor. Anne, ne dediğimi duyuyor musun? Rudra bilezik alıyor. Bırak şimdi onu düşünme. Asıl Paro'yu bu evden def etmek için... çok sağlam ve etkili bir plan üstünde yoğunlaşmalıyız. Yüzüm ancak o zaman güler. Bir şey almanı istemiştim, aldın mı? Evet, burada. 100 gram demir tozu demiştin. İyi de ne yapacaksın bunu? Müstakbel eşine bilezikler yapacağım. Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Üstelik bu kez yalnız çalışmam daha doğru olacak. Peki anne. Ben de gidip mutfağa ikramları hazırlayayım. Hayır hayır. Onları annem hazırlıyor. Sen hiç yorulma. Hem nedense mutfakta değil, odasında hazırlıyor. Sen burada otur ve bana aşk hikayenizi anlat Paro. Binbaşıya tam olarak ne yaptın bakalım? Koskoca Rudra Pratap Ranavat nasıl bilezik peşinde koşuyor? O zaman gidip törene hazırlanayım bari. Paro? Bu uğursuzluk demektir, biliyor muydun? Törenden önce temiz su döküldü. Anne? Anne? Sakın yedin deme. Yemedim. Yesem ne olacak anlamadım. Yesen çok kötü şeyler olabilirdi. Çünkü onlar... onlar ikramda verilecek. Törenden önce bir tane bile yiyemezsin. Anne, bunu... yere düşürmüşsünüz sanırım. Bu arada... bir şey haber vermek için geldim.
Uğursuzluk getirecek bir şey. Git onu çöpe at. Sonra gel, bekliyorum. Hadi. Tamam. Aptal oğlum. Seni tam zamanında durdurmuş olmasaydım hastaneye gitmemiz gerekecekti. Çünkü bunlar zehirli. Zehirli mi? Evet. Onları Parvati'ye hazırladım. Hepsi ona özel. Unuttun mu? Zehri kendin aldın. Demek asıl amacın buydu. Müthişsin. Parvati törenden sonra bunları yiyecek. Sonra da cehennemi boylayacak. Buradan doğruca Yaradan'ın huzuruna çıkacak oğlum. Ondan kurtulacağız. Sonra da Bayan Damyanti'ye koşup gözyaşı dökeceğim. Bakın Rudra karısını nasıl öldürdü diyeceğim. Ona zehirli tatlı yedirdi, anladın mı? İyi de anne, bu kutlama ikisinin adına değil mi? Bunları Parvati değil de Rudra yerse ne olur acaba? Aptal! Sen Rudra'yı tatlı yerken gördün mü hiç? O çayı bile şekersiz içer. Rudra bunlardan bir tane bile yemeyecek. Bu zehir sadece Parvati'yi öldürecek çünkü onun için hazırlandı. Ablam törenden önce suyun dökülmesinin uğursuzluk getirdiğini söyledi. Yüce Allah'ım, sen bizi koru. Lütfen kötü bir şey olmasına izin verme.